Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Harry Potter yapacağız. Başta gördünüz, hemen bunu nasıl yapımdan bir bakalım. Ne yaptık? Videomuzu aldık, kutucuğa bıraktık. Composition oluştu şu anda. Oluştu. Geldik buraya. Hemen hop. Evet, hemen şurada Ctrl Shift'le yaptık. Şuradakine bir track motion vereceğiz. Şuradaki videomuza track motion. Şuna Enter'a bastık. Tracker dedim. Tracker. Bayağı tracker yazdık yani, güzel oldu. Buradan sağ tarafa geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada tracker. Yoksa şu Windows'tan tracker'ı buradan bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Biz not burada tracker'ımız var bizim. Hemen şunu rahat şöyle alayım da siz de ekranı görün. Burada şöyle video seçtim. Bakın. Burada track motion hareketli noktayı bana takip et diyorum. Seçtim. Diyor bana bir nokta ver diyor. Hangi nokta seçim diyor. Bak. Biraz da büyütelim. Net görün. Şöyle aldık. Bak şu noktayı takip et diyorum. Şu siyah siyah oldu veya yeşil neyse işte belli olsun ki net o noktayı tercih etsin. Yani öyle belirgin noktayı seçin. Tamam. Seçtik. Hedef belli diyor. Hedefi ben belirleyelim. Buradan bir null obje seçelim. Null obje. Enter bas. İsim değiştir. Kalem yaz. Kalemi takip edeceğiz ya. Kalem takip ettik. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Bakın şu kalemi takip et dedik. Buradan edit tarihe hangi şeyi seçin hedef olarak kalemi seç diyoruz. Kalemi takip et. Kaleme yükle pozisyonunu. Artı şuradan da başlıyoruz. Analiz et. Hadi bakalım. Hata olmadan analizi yap lütfen. Bizi uğraştırma. Lütfen. 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 Çok güzel. Evet. Güzel. Güzel oldu. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan Apple diyoruz. Apple'ı. Apple'ı diyoruz. X veya yönde takip et. Tamam diyor. Sıkıntı yok. Evet. Şu an tamam. Hazır. Hemen geldi. Hop. Yandı. Şimdi buradan şu tracker'e yani videomuza ne yapıyoruz? Hemen buradan nerede bizim efekt panelimiz? Şurada olması lazım. Bakın şuraya geldik. Efekt panelimiz. Ben sonra aldım. Hani şöyle bunu yapayım biraz. Efekt panelinden bazı sağda olur. Ben sonra aldım. Şuraya aldım. Yani rahatça görün diye. Buradan ne yazıyoruz? Bakın Lens Flare. Flare. Lens Flare. Bunu aldık. Bıraktık. Sonra bunu aldık. Bakın şuraya taşıdık. Görüyoruz değil mi? Daha sonra arkadaşlar bakın. Ne yapıyoruz? Buradaki tracker efekte geliyoruz. Lens Flare. Şuradaki Flare Center yani hareketli merkez, buradaki hareketi nereye taşıyoruz arkadaşlar? Buradaki kalemin içerisindeki pozisyona taşıyoruz. Yani diyoruz ki efekti takip şey kalemi takip et diyoruz. Onun için burada Flare Center'a geliyoruz. Salyangozu alıyoruz. Şu pozisyonu takip et. Tamam. Bakalım takip edecek mi? Evet, bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi takip ediyor. Bakalım şimdi geliyor. Hop. Süper. Işığımız yandı. Aa hocam buradaki ışık ne ya diyeceksin. Nasıl yaptın bu ışığı diyeceksin. Tabii ki o da arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi ışığı ben açtım. Şöyle tık diye açtım. Tamam. Şöyle gözüküyor muyum? Bakalım kendimize. Sıkıntı yok. Yamuk durmuş şöyle. Evet. Evet. Videomuz bu kadar. Hemen ne yapıyoruz? Videomuzu çektik. Sonra Composition'a geliyoruz. Buradan ADT to Adobe Media Encoder Key yani Media Encoder kuyruğuna ekle diyoruz ve çok kısa boyutlu bir MP4'e de çevirip Media Encoder. Ha sakın ha şey yapmayın. Buradan alıp da Composition Adobe Render Key render kuyruğunu ekle. Yani After Effects'teki kuyruğu eklersen yandım. Yandın yani. Çünkü inanılmaz boyutları yüksek çıkartıyor. AV'ye çeviriyor. Sonra Quick Tema falan onda böyle yüksek çıkıyor. O yüzden en güzeli Adobe Media Encoder'ı kurun. Müthiş. Keyfinize bakın. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Saygı ve selametle.
Eğer bir şeyler öğrendiyseniz kanala abone olun, beğenin, kendinize iyi bakın.